Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makinalarımı tanıttığım bir video hazırladım. Videoyu hazırlıyor olmamın sebebi Instagram DM üzerinden oldukça fazla şekilde makinalarımla ilgili soru alıyor olmam. Yine YouTube'daki yorumlara da geliyor. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Instagram DM'den sanırım birebir iletişim kurmak istediğiniz için gönderiyorsunuz. Ya yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben Instagram bildirimlerimi tamamen sessize aldım. Sessize almış olmamın sebebi birkaç tane grubum var ve oradan sürekli mesaj geliyor. Mesajların görmek istemediğim için geri planda kalmasını istiyorum. Bu yüzden bildirimler tamamen sessizde ve haberim olmuyor. Dolayısıyla mesajlarınızı çok geç görmüş oluyorum. Instagram DM yerine yorumlarınızı buraya, videoların altına bırakırsanız zaten YouTube'dan gelen bildirimleri anında geri dönüş yapıyorum. Yani sanırım yorumlamadığım ya da cevap vermediğim hiçbir soru kalmıyor diye düşünüyorum. O yüzden DM'yi sadece ben yönlendirirsem gelirseniz çok daha mutlu olurum. Buradan anında cevap verebiliyorum sizlere. Bunu da belirtmiş olduktan sonra şununla ilgili bir soru daha alıyorum. Temizliği nasıl oluyor? Dikiş yaparken çok fazla toz çıkıyor, keserken çok fazla parçalar oluyor, düşüyor. Bunları nasıl tolere ediyorsunuz diye. Arkadaşlar ben ayrı bir odada çalışıyorum. Yani benim bir hobi odam var ve makinalarım sabit şekilde burada duruyor. Burada durduğu için çalışmalarımı yaptıktan sonra temizliyorum ve odadan çıkıyorum. Eğer böyle bir imkanınız varsa değerlendirin derim. Benim boş odam olduğu için ben hobi odası olarak kullanmayı tercih ettim. Yani diğer taraflara tozun, kirin gitmemesi için en güzel çözüm bu. Bunu da belirtmiş olduktan sonra size küçük bir oda turumu yaptıktan sonra ilk olarak ovarlık makinesini tanıtarak ve daha sonra dikiş makinemi tanıtarak videolarıma devam edeceğim. Bu arada çekmemi istediğiniz ya da merak ettiğiniz sorular varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakırsanız videolarını da çekebilirim, sorularınızı da cevaplayabilirim. Ve aynı şekilde videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kalın. Sizler videoyu izlemeye, ben de bir sonraki çekimimin hazırlıklarına başlamaya gidiyorum. Hoşça kalın. Oda turuma kapıdan başlayarak göstermek istiyorum. Hemen kapının sağ tarafında sürekli açık şekilde beni bekleyen ütü masam ve ütüm bulunuyor. Onun sağ tarafında minderlerini kendi diktiğim, bir tanesi nerede bilmiyorum, sanırım odada. Ve alt tarafta iki tane yatak bulunuyor. Bunu dinlenmek için burada koltuk niyetine kullanıyorum. Böyle bu şekilde bir alan var. Hemen sağ tarafında malzemelerimi koyduğum bir alan var. Şu şekilde. Yukarıda boyalarım var. Ahşap boyama yapıyorum arada bir. Onları da yine bu odada yapıyorum. Ahşap boyalarım var. Aşağıda malzemelerimi koyduğum şurada. Kayınvalidemin çocukluğunda hamur yoğurdu. İsmine tekne dedikleri bir şey var. Ben onu malzemelerimle dolduruyorum. Yine şu tarafta dikiş kutum bulunuyor. Burada çizimlerim var. Bir sürü, şunların hepsi çizimlerim, çizimlerimi içeren dosyalarım daha doğrusu. Ve yine en alt tarafta böyle genelde yaptığım şeyleri hediye etmeyi seviyorum. Orada hediyelik kutularım bulunuyor. Ve iç kısmında kutuların içinde küçük olan bobin iplerim. Şurada da overlock iplerim var. Burada çekimimi yaptığım ışığım ve makinam duruyor hemen burada. Bu kısımda eşim deriyle haşır neşir olmaktan çok hoşlanıyor. Onun deri malzemeleri bulunuyor. Bazen arada bir ben de el atıyorum. Burada da küçük küçük malzemeleri var. Çıt çıtları falan.
Burada overlock makinem, hemen yanında düz makinem var. Şu şekilde şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Bu sandalyenin üstündeki kaplamayı da yine ben yapmıştım. Evlendiğimiz ilk zamanlarda yapmıştım. Makinalarımla birlikte sandalyemi de getirmiştim. Yani çocukluğumdan beri çalıştığım sandalye bu sandalye. Sadece oturduğum kısmını yeniledim bu şekilde. Burada sandığım var. Sandık bana komşumun hediyesi. Daha sonra onu ahşap boyama boyalarıyla boyayıp daha farklı şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdilik elimde bulunan, şunu da daha önceden ben dikmiştim. Şu sandalyenin üstüne yaptığım şeyle aynı. Aslında kullandığım malzeme dak bezi. Şimdilik öyle üstünü örtmek için kullandım. Öyle duruyor. Bunun üstünde böyle kumaşlarım var. Hemen elime attığımda almak istediğim için sandığın içi de tamamen kumaşlarla dolu. Şurada böyle küçük malzemelerim bulunuyor. Cetvellerim falan. Elimin altında olmasını istediğim, hemen böyle makineden uzanıp almak istediğim her şeyi bu tarafa doğru koyuyorum. Benim çalıştığım odanın genel görüntüsü bu şekildeydi. Ekstra büyüklükte bir oda değil, standart. Şurada da oğlumun oyuncakları bulunuyor. Köşeye onları istiflemiştim. Onlar duruyor. Burada da yine oğlumun kamyonu, pilates topum. Onlar bulunuyor. Odamın genel hali bu şekilde. İlk olarak overlock makinesiyle başlamak istiyorum. Ben sanayi tipi makineler kullanıyorum. Ve kullandığım makina Juki marka makina. En büyük özelliği 5 iplik olması. Yani 5 tane ayrı iple çalışıyor. 2 tanesi overlock ipi şu şekilde. Diğer 3'ü normal dikiş ipi şeklinde kullanılıyor. Şimdi detaylandıracağım nasıl çalıştığını, biraz daha anlamanızı sağlayacağım. Bu 3 ip dikişinde kullanılıyor. Sadece tek iple dikiş yaparsam 3 iplik dikiş yapmış oluyorum. Yani kenarları temizlemede kullandığım dikişleri sadece 3 iple çalışıyorum. Eğer tamamını overlockla dikmek istiyorsam o zaman 4 iplik kullanıyorum. Yani şurada makinamın tek iğnesi var. Yanına bir iğne daha takılıyor. Şu şekilde gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Ayağı açıp göstermeyi deneyeceğim. Alt kısımda biraz daha yukarı kaldırayım. İğnenin girdiği şunun yanında şu kısımda bir iğne girişi daha var. Dediğim gibi eğer tamamını overlock makinesiyle dikmek istiyorsam 2 iğneyi takıp hem düz dikişini hem overlock dikişini aynı anda yaptığı için 4 iplik dikişini tercih ediyorum. Daha sağlam, daha farklı işler yapıyorsam eğer şurada şu gördüğünüz çıkıntıda 5. ipin girdiği yer, daha doğrusu iğnenin girdiği yer, oraya bir ip daha takılıyor. Bu ip, en sonda bulunan ip, yukarıdan şeklinde gelmiyor. Aşağıdan şu kısmı açarak göstermek istiyorum. Aşağıdan takıyorum. Burada böyle düzeneği var. Bu düzeneklerden şu şekilde geçirip en sonunda iğnenin ucundan geçirip dikişimi tamamlıyorum. Ama en çok kullandığım özelliği 3 iplik olarak kullanmak. Benimkisi biraz fazla fonksiyonlu bir makina. Dediğim gibi sanayi makinesi kullanıyorum. Ev tipi makineler kullananlar da zikzak ayarıyla benim yaptığım çoğu işlemi ev tipi olarak devam ettirebilir. Yani çok gerekli bir makine mi? Eğer dikiş çok iyi biliyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü her türlü şeyinizi kendiniz dikebilirsiniz. Her türlü kumaş için oldukça kullanışlı bir makine. Şöyle ayrı bir özelliği var. Şu kısımda adım ayarını sıkılaştırabiliyorsunuz. Yani overlock'un genişliği, atıyorum şu kadar genişlik ya da şu kadar genişlik istiyorsunuz. Dikişinin genişliğinden bahsediyorum. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında yan taraftan
ayarlarıyla tekrar oynayarak sıkılığını, genişliğini belirleyebiliyorsunuz. Yani Overlook'ta yapmak istediğiniz her türlü değişikliği oldukça müsait bir makina. Benim makinaları nereden aldığıma gelince, evlenmeden önce iş yerimiz vardı. Evlendikten sonra dükkanı devam ettirmeyeceğim için satmadık. Kız kardeşimle makinalarımızı bölüştük. O yüzden ben bu makinaları kullanmayı tercih ediyorum. Ki kaldı ki almamış olsaydım dahi kesinlikle sonrasında yine sanayi tipi makineyi tercih ederdim. Çünkü ev tipi makinalarla her türlü dikişi yapmak kolay olmuyor. Bu yüzden sanayi tipi makine kullanıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Burada yağ konulan bir hazne var. Şu şekilde açayım. Buradan yağını dolduruyorsunuz. İçi tamamen yağ dolu. Makina yağsız kesinlikle çalışmıyor. Ev tipi makineler gibi değiller. Yağsız asla çalıştıramıyoruz. Tüm mekanizma birbirine yapışır ve makine kullanılamaz hale gelir. Bu yüzden bunun takibini nasıl yaptığımıza gelince şurada hemen kapatıp onu göstermek istiyorum. Şu makinenin yağ ayarını kontrol etmenizi sağlayan bir aparat, öyle diyebiliriz. Makine çalıştığı zaman içinde gördüğünüz şu fitil yukarıya doğru kalkıyor ve içinden yukarıya doğru yağ fışkırıyor. Yani şuradaki çizginin, kırmızı çizginin altına inerse yağınızın olmadığını ve makine çalıştığında yukarıya doğru yağ çıktığını görmezseniz bu sinyal işaretidir. Makinenin yağını kontrol etmeniz gerekiyor. Overlock makinamın genel çalışma prensibi buydu. Şimdi ayaklarından bahsetmek istiyorum. Solda gördüğünüz makineyi çalıştıran ayak, sağda gördüğünüz ayaksa makinenin şu kısmını şöyle kaldırıyorum, basıyorum şu an sağda gördüğünüz ayağı. Bu kısmını kaldırıp indirmemizi sağlıyor. Bunu açmak için de arkasında bir yer var. Şu şekilde indiriyorsunuz. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Normalde kaldırmak isterseniz de bu ayağı kaldırıp indirerek, yani daha çok işi koyup çıkarırken kullandığınız, basarak kullandığınız ayak. Makine iki ayaklı çalışıyor. Sol taraftaki, dediğim gibi, makinenin iğnesini ve genel çalışmasını sağlayan yer. Basıp durdukça çalışıp durmasını sağladığınız yer. Sağ taraftaki ise sadece giriş çıkışlarda koyup kaldırmanız için geçerli. Yakından çekmeye çalışacağım, kolaylıkla görebilin diye. Makinemin sağ tarafında bulunan ayağa basarak ayağı kaldırıyorum, kumaşımı yerleştiriyorum ve dikeceğim. Şöyle yakın çekip göstermek istiyorum. Makinam hem kesiyor hem dikişi gerçekleştiriyor. Şurada görmüş olduğunuz oynayan şu kısım, hem altta bıçak var hem de üst kısmında bıçak var. İki bıçağın arasında kalarak kesimi gerçekleştiriyor. Böylece dikmiş ve kesmiş oluyor aynı anda. Şu an 3 iplikle dikiş yaptım. Dikişimin yakın görüntüsü bu şekilde olmuş oluyor. Arka görüntüsü de böyle. Makinenin çalışma prensibi bu şekildeydi. İğneleri taktıkça dikiş görüntüsünde hafif değişiklikler oluyor. Şöyle 2 milim kadar sağında 4. dikiş, 1 santim kadar ilerisinde ise 5. dikiş oluyor. Eğer iğnelerin sayısını arttırırsam, bu şekilde kullanırsam 3 dikişle, 3 iple dikiş yapmış oluyorum. Makinam Shiruba. Shiruba oldukça çevik ve hafif bir makina. Ben çok 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 memnunum. Kız kardeşim de
Yuki marka var sanırım. Evet. O da çok güzel bir makina. Daha sağlam, daha taş gibi bir makine diyebilirim. Bu ona nazaran biraz daha hafif bir makine ama çalışma prensibi ve çalışma tarzı çok güzel. Uçuruyor diyebilirim işi. Tabii uçmak ister misiniz siz bilmiyorum ama ben çok hızlı hareket etmek istediğim için bana çok güzel uyum sağlayan bir makine. Şimdi genel çalışma prensibine gelince makinemin şu şekilde tansiyon ayarları var. Bu tansiyonlardan ipleri geçirerek ve iğneye geçirerek makinemi kullanıma hazırlayabiliyorum. Ayakları çeşit çeşit ayakları var. Değiştirilebiliyor. Tansiyonları belirli bir ip geçirme standardı yoktur aslında. Yani daha doğrusu ilk aldığınız zaman vardır ama kullandıkça deforme olmaya başlayabilir ve bu ayarları kendinizin çok iyi biliyor olması gerekiyor ki mesela atıyorum şurada 3 tane delik var ama ben 3 delikten değil sadece 2 delikten geçirerek çalıştırmayı tercih ediyorum. Çünkü bu şekilde daha sağlıklı bir dikiş elde ediyorum. Yani şuralardaki ayarları falan da var ama dediğim gibi makinenizi o kadar iyi tanımanız gerekiyor ki bazen bazı ayarlara, bazı geçişlere hiç gerek kalmadığını deneye yanına şekilde öğrenebiliyorsunuz. Hatta şuradaki mesela yay kısmı var. Normalde ipin oradan geçmesi gerekiyor. Şu şekilde, şöyle. Ama ben yine oradan da geçirmedim. Sadece şu geçiş benim için yeterli oldu. Makinamın genel çalışma prensibi bu şekilde. İpleri geçirerek kullanabiliyorsunuz. Burada adım ayarı var. Adım ayarının numaraları düştü. Birden 5'e kadar benim makinamın adım ayarı. Adım ayarını değiştirdikçe ileri geri ayağında tık tık oynamalar olur. Şöyle göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Dur. Şöyle kalkıyor, iniyor. Ben genelde 2 ya da 3'te kullanmayı tercih ediyorum. Düştüğü için tamamen göz hizasıyla hareket ediyorum ya da tık bu şekilde adım ayarımı da buradan ayarlıyorum. İğnelerim çok fazla lazım olduğu için bu şekilde mıknatıslar kullanıyorum ben. Sürekli böyle tepede duran, işinde çok kolaylık sağlayan mıknatıslar var. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Bu yeni dikiş dikmeye başlayanlar için biçilmiş kaftan. Eğer düz dikiş yapamıyorsanız şu şekilde stoplar var. Üstüne geliyor ve makinenin kafası orada tek başına durabiliyor. Ve iç mekanizması bu şekilde. Şurada makinenin maksimum ve minimum yağ seviyelerini gösterdiği yer var. Şu an benimkisi maksimumla minimum arasında. Bilmiyorum buradan ne kadar sizin için belli oluyor ama. Yağ tankı bu şekilde. Şurada fitiller var. Bu fitiller yardımıyla süzülerek makinenin bütün aksamları çalışıyor. Pis, yani çok fazla çalıştığı için çok fazla toz oluyor. Bu tozlar makinenin içine giderse sıkıntı oluşturuyor. Bu yüzden bu fitiller yardımıyla makinenin içine gidiyor. Yani tozu engellemiş oluyor böylece. Makinenin iç aksamı da bu şekildeydi. Şurada filtresi var. Yine aynı şekilde bu filtreden yağ süzülerek geçiyor. Temiz şekilde yağı almak için. Makinalarımın genel hali bu şekildeydi. Yine ben düz makineyi de sanayi tipi makine kullanıyorum. Ev tipi kullanmıyorum. Bu yüzden ipekten tutun da kota, deriye varana kadar her şeyi rahatlıkla dikebiliyorum. Makinemin ayağı şu şekilde. İki ayaklı çalışanlar da var ama düz makinenin prensibi tek ayaklı ve sağ ayakla çalışmaktır. Ve şu şekilde makinenin burasında ayağınızın sağ tarafıyla bastığınız zaman sağ tarafa doğru kayan bir mekanizma var. Bu mekanizma şu şekilde gösteriyorum. Ayağın tabanını kaldırıyor. Bastığınız zaman taban kalkıyor. Kaldırdığınız zaman taban iniyor. Yani sağ ayağınızla hem makineye basıyorsunuz hem de diz kısmınız şu minderimsi yerde oluyor ve bununla çok rahat kullanabiliyorsunuz tek ayakla makineyi. Yine makinemin arkasında ev tipi olanlar gibi şöyle bir mekanizma var.
Kaldırdığınız zaman ayak kalkıp iniyor. Ama ben bu kısmını neredeyse hiç kullanmıyorum. Sadece aşağıda bulunan bu dizlik kısmını kullanarak kaldırıp indirmeyi tercih ediyorum. Çok daha fonksiyonel ve çok daha seri hareket etmenizi sağlayan bir düzenek bu. Aynı şekilde makinemin ön tarafında şu şekilde makinemin ön tarafında cetvelde bulunuyor. Bir şey ölçmek istediğim zaman benim için çok kullanışlı oluyor. Hemen oradan kumaşı tutarak ya da ne ölçmek istiyorsam onu tutarak çok kolay şekilde ölçebiliyorum. Sizler de fotokopi alarak çok rahat yapıştırabilirsiniz. Eğer hani sabit bir masa kullanıyorsanız o masanın kenarına yapıştırarak böyle çok kullanışlı hale getirebilirsiniz. Makinalarımın genel anlamda çalışma prensibi bu şekildeydi. Bir şeyi daha söylemek istiyorum. Şu şekilde elinizle oynatabileceğiniz, şöyle göstermek istiyorum. Oynattığım zaman iğneye bakarsanız iğnenin girip çıktığını görürsünüz. Normalde eskiden kullanılan, elektrik olmadan kullanılan makinelerde şurayı çevirip hızlıca ayakla devam ettirip kullanıyorlarmış. Ama biz sadece, benim makinalarım bilgisayarda değil, iğnenin giriş çıkışını kontrol etmek için arada bir kullanıyorum bu kısmında. Ve burada makinamın şu şekilde, makine iki iplikle çalışıyor. Yukarıdan gelen, solda bulunan iplik iğne kısmına geçen, şu şekilde iğneye geçen iplik. Sağ tarafında bulunan ip ise makinanın yine üst kısmından takılıp, şu an düzeneği kurmadığım için yok, şuradan ip takılıyor ve bu ip buraya geçip buraya masura takılıyor. Şöyle göstermek gerekirse masura bu şekilde takılıyor ve ip ittirip sabitlediğiniz zaman kendi kendine sarılıyor. Siz bir yandan dikişinizi yapıyorsunuz, o da bir yandan kendi kendine sarma işlemini gerçekleştiriyor ve masuranız dolu olmuş oluyor. Bu şekilde kolaylığı var bunun da. Makinamda sanırım göstermediğim tek şey açma kapama düğmeleri. Açma kapama düğmeleri makinanın alt kısmında bulunuyor. Şurada görünense makinamın motoru. Motor aşağıda bulunuyor sanayi tipi makinalarda. Çalışma düğmeleri ise burada bulunuyor. Başlama ve bitiş tuşundan ibaret. Başka ekstra bir özelliği yok. Yine overlock makinesini göstermek istiyorum. Onun da motoru alt kısmında ve şu şekilde şalteri var. Şalterle açıp kapatılıyor bu da. Bu şekilde. Makinalarımın genel çalışma prensipleri bunlardı. Şimdi nasıl dikiş yaptıklarını göstereceğim küçük parçalarda. Düz makinama geçtim. Düz makinamda yine dizimle ayağı kaldırıyorum ve yerleştirdiğim kumaşı basarak çok rahat kullanabiliyorum. Şu an makinamı çalıştırmıyorum. Çalıştırmamamın sebebi ışıklarımın prize takılı olması ve makinem için şu an başka bir priz olmaması. Elimle çevirerek dikişini göstereceğim sizlere. Hop. Bu şekilde şu an 4 numarada dikiş genişliği var. Genişletip daralttıkça dikişlerin sıklığı değişiyor. Ona da şuradaki adım ayarından yapıyorduk. Benim makinem sadece düz dikiş dikiyor. Başka hiçbir dikiş yapmıyor. Ayaklarını değiştirirsem kıvırma işlemini yapıyor. Bunun dışında ekstra hiçbir özelliği yok. Çünkü sanayi makineleri sadece
tek bir alana yoğunlaşarak yapar ve her dikiş farklı makinalarla yapılır. Düz makine diyorsanız sadece düzdür. Ovarlık diyorsanız sadece ovarlık makinesidir. Yani birkaç işi bir arada yapan sana ait bir makinesi yoktur aslında. Makinelerim bu şekildeydi.